Hoş geldin. Sürpriz. Bir yere mi gidiyordun? Havaalanına. İlaçlama yapacağız. Arkadaş gelip alacak. Bilseydim geleceğini iptal ederdim. Sen ne yaptın? Noter, banka, avukat, ticaret sicil. Çok yoruldum vallahi. Evdekiler nasıl? Ya daha önceki gün şurada barış oldu diye sevindik, bak neler oldu. Cemo'yu zapt etmeye çalışıyorlar tabii. Zeliha ne diyor bu işe? O sessizce kabullenmiş gibi. Zeliha mı? Garip değil mi? Sessizlik ona hiç uymuyor. Bak, her şeye rağmen barış için asıl büyük tehdit ne Cemo ne de Zeliha. Kim? Biz. İkinci bir mah faciasını asla kaldıramayız. İlişkimizin çok önceden başladığını anlamamak için aptal olmak gerekir. Yapılacak bir tek şey var. Birileri gelip bizi bulmadan ortaya çıkmak. Zaten artık beklemenin de anlamı kalmadı. Bence de. Hadi. Bu sefer de sen bana evlenme teklif et. Yanlış anlama. Sürekli aynı teklifi yapmaktan bıkmış falan değilim. Peki. Murat Bey. Eğer bugünlerde bir maniniz falan yoksa ve size çok ama çok rica etsem, benimle evlenir misiniz? Peki, olur. Celal, beni almaya geldi. Bugün yalnız uçsa olmuyor mu? Maalesef. Patlama Celal, geliyorum. Dikkatli ol. Oğlum nerede kaldın ya? Ağaç aldık burada ya. Geldim be, geldim. Tamam, ağaç çocuğusun, anladık da bu kadar da bekletilmez ki. Yürü hadi, yürü. Konuşma fazla. Uyuz oldum. Az kalsın gelip bakacaktım ne var diye içeride. Ne mi var? Dünyanın en güzel kadını. Hadi lan sen de. Sen burada bekle. Peki ablacığım. Zeyno Hanım, hoş geldin. Buyurun oturun. Sağ ol kızım. Hiç vaktim yok. Siz iyi misiniz Zeyno Hanım? Bir terslik mi var? Yoksa Cemo'ya bir şey mi oldu? Hayır. O halde ne? Cemo'yla evlenemezsin İpek.
İmkansız. Ve ben. Neden? Neden evlenemeyiz? Anlamıyorum Zeyno ana. Bu ne demek? Cemo seninle evlenemez. Ama biz daha geçen gece... İmkansız İpek. Bir gecede Zeyno ana. Bir gecede ne değişti? Söyler misin bana? Seninle ilgisi yok kızım. Peki neyle ilgisi var? Baksana bana. Yüzüme baksana. Halimden memnun görünüyor mu? Kolay mı söyleniyor bu sözler? Öyle mi geliyor sana? Daha geçen gece hepiniz bana dediniz ki... Nasıl diyeyim? Ben o gece adeta sizin geliniz gibiydim. Keşke hep öyle kalsaydın. İpek zorlama kızım, zorlama. Bu yürek, bu namussuz... Ne kadar zorlarsan o kadar acır. Siz nereden bileceksiniz? Öyle bir bilirim ki. Neden Zeyno ana? Bir sebep, tek bir sebep. Cemo başkasıyla evlenmek zorunda. Başkası mı? Cemo ve başkası. Yani bu kadar basit. Hayır değil. Bir sebep Zeyno ana, bir sebep. Mantıklı açıklamadan vazgeçtim. Dünyanın en saçma sebebi de olsa bana tek bir sebep. Sebep mi istiyorsun? Peki, hadi bin arabaya. Efer beni. Gurbet yer.